Değerli futbol severler, sevgili Beşiktaşlılar, herkese mutlu pazarlar diliyoruz. Güzel bir gün, güneşli güzel bir günde Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesislerinde sizlerle birlikteyiz. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş kendi evinde Hakkari Gücü takımını konuk edecek değerli futbol severler. Ben spikeriniz Alaaddin Orhan ve teknik ekiple birlikte bu karşılaşmayı değerli yönetmenim Erhan, Şenay, Volkan ve Cemil'le beraber sizlere nakledeceğiz değerli futbol severler. 90 dakika bu maçın heyecanını birlikte paylaşacağız. Seremoni içinde her iki takım yerini almış durumda değerli futbol severler. Beşiktaş'ta kaleyi Fatma Şahin koruyacak. Savunmanın sağ tarafında Kevser, sol tarafında Zeynep Gamze Koçer. Pek alışık olmadığı bir yer ki geçtiğimiz sezon hücum hattında her alanda görev aldı ama sol bek mevkiinde Zeynep Gamze Koçer'i izleyeceğiz. Esra Erol ve Sibel'i savunmanın ortasında izleyeceğiz değerli futbol severler. Gizem Gönültaş onların önünde görev yaparken yine orta sahada Berivan İçen ve Seda Nur görev yapacak değerli izleyenler. Sevgi Çınar sağ tarafta, Beyza sol tarafta ve hücum hattında kaptan Başak görev yapacak. Konuk ekibe dönecek olursak kalede değerli futbol severler Toçukwu görev yapacak. Nijeryalı kalecisi Hakkari Gücü'nün. Savunmanın sağ tarafında Özlem, sol tarafında Süheyla. Orta sahada Vivian ve Gamze ortasında savunmanın görev yapacak değerli izleyenler. Petersen ve Jereko orta sahada Belemu ile birlikte görev yaparken Diyen, Suzan kenarlarda oynayacaklar ve Zulu da forvette gol arayacak bugün Beşiktaş'ta, özür dilerim, Hakkari Gücü'nde Beşiktaş karşısında değerli futbol severler. Geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında farklı bir galibiyet almıştı. Altay deplasmanında 6 gollük bir galibiyetle ayrılmayı başarmıştı ilk haftadaki mücadelesinde değerli futbol severler. Siyah beyazlarımız ve kenara geldiler. Teknik ekiple başarılar dileklerini her iki takımda kendi yedek kulübelerinde yapıyorlar. Fatma Şahin, Esra Erol, Berivan İçen, Seda, Sevgi, Gizem, Sibel, Esra ve Başak. Her iki takımın futbolcuları da rakip takımın yedek kulübelerine de geldiler. Gerçekten güzel görüntüler değerli izleyenler. Şimdi de Beşiktaş takımımız kendi yedek kulübesinde kendi teknik heyetiyle başarılar dileklerini yapıyor. Tıpkı Hakkari Gücü takımı gibi değerli izleyenler. Karşılaşmanın orta hakemi Emine Öz değerli futbolseverler. Semra Bulut, Figen Eleman birinci ve ikinci yardımcıları ve karşılaşmanın dördüncü hakemi Büşra Albay değerli futbolseverler. Suat Hoca takımı topladı ve maç konuşmasını yapıyor. Malzemecisinden sağlık ekibine, fizyoterapistinden medya sorumlusuna kadar kenetlendi Beşiktaş futbol takımı değerli futbolseverler. Ekranlarınıza yansıtıyor sevgili Cemil. Son konuşma yapıldı ve birazdan mücadele başlayacak ve gerçekten Beşiktaş taraftarı bugün Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri sahasında Çilekli'de takımlarını yalnız bırakmadılar. Ve bu müsabaka erken bir saatte olmasına rağmen daha erken saatlerde sahanın etrafında dolaşan taraftarlarımız kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurdular diyebiliriz değerli futbolseverler. Ve şu anda da takımımızı sahaya çıktıktan sonra tribüne çağırıyorlar. Yani yine şampiyonluk parolasıyla başladı takımımız bu sezona değerli futbolseverler. Bunu tekrar tekrar söyleyebiliriz. Maç öncesi Suat Hoca'yla da sohbetlerim oldu. Yetenekli genç bir takımız dedi. Tabii geçtiğimiz sezona göre birçok futbolcu Beşiktaş'ta yollarını ayırdı malum bildiğiniz gibi. Bunlardan ilerleyen dakikalarda da zaten bahsedeceğiz değerli futbol severler. Kimler geldi, kimler nereye gitti, bunları maçı anlatırken zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Genç bir yaş ortalaması var Beşiktaş futbol takımının bu sezon. U19 takımında oynayan önemli isimleri bünyesine kattı siyah beyazlarımız değerli futbol severler. Buna karşılık yine yabancı futbolcularıyla Hakkari Gücü de takımını güçlendirdi. Nijeryalı, Kenyalı, Ganalı, Zambiyalı futbolcuları var. Adam Jereko, Kenyalı değerli futbolseverler.
Peterson Ganalı, Belemu Zambiyalı ve Zulu da yine Zambiyalı futbolcuları Hakkari Gücü takımının ve mücadeleye ev sahibi ekip takımımız başağın vuruşuyla siyah beyazlarımız başlayacak değerli futbol severler. Beşiktaş Dijital YouTube ekranlarında bu karşılaşmayı 90 dakika boyunca yine sizlere nakledeceğiz. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone sayısının artmasında bizlere yardımcı olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı Beşiktaş'ta forma giyemeyen milli futbolcusu Sevgi Çınar iyi başladı sezona. Güzel gol var. Sosyal medya hesaplarından kendisi de paylaştı. Bakalım bugün de yine o güzel futboluna ve gollerine devam edecek mi? Kaptan Başak sezona çok iyi başladık. Yine güzel gollere imza attı Başak da. Ve mücadele başladı. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Sol tarafa uzun bir top gönderildi. Direkt taca çıkıyor top. Ve siyah beyazlı futbol severler de düdükle birlikte tezahüratlarının temposunu arttırarak mücadeleye başladılar değerli izleyenler. Diyen kili mücadele var. Ama oyun duruyor, tekrar taç. Diyan Ceyhan o bölgedeydi. Tekrar taç atışıyla oyun başlayacak. Değerli futbol severler. Ama orada öncelikle bir müdahale olduğu işareti geldi ve faul atışıyla oyunu başlatacak. Hakkari Gücü takımı uzun bir top gönderildi. Gizem Gönültaş kafayla top rakip yanına doğru gönderdi. Orada Başak, şimdi Sevgi havalandırıyor topu ceza sahasına doğru ama kaleci Tuchukwu Olehu, Nijeryalı kalecisi Tuchu diyor takımdaki arkadaşları ve hocaları ona. Biz de maçı anlatırken Tuchu diye hitap etmemizde bir sakıncası yok değerli futbol severler. Uzun top. Topun indiği yerde şimdi Belemu sol tarafa uzun bir top gönderdi. Suzan o bölgedeydi ama Suzan'a aktaramıyor topu. Kevser kullanacak taç atışını. Şimdi kullandı Gizem. Tekrar Kevser. Sibel uzun top rakip yanına doğru. Sevgi'nin takip ettiğini görüyoruz. Vivien o bölgede taç atışını hemen kullandı bekletmeden. Kaptan Başak ceza sahası içerisinde. Başak çıktı şimdi Sevgi'ye doğru. Araya girdi orada Süheyla. İkili mücadeleler var. Yerde kalan bir futbolcu, düdük geldi. Faul. Berivan gitti arkadaşından, özür diledi ve ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Değerli futbol severler, stoperleri takımımızın Sibel ve Esra Erol değerli izleyenler. Geçtiğimiz sezon bu takımın stoperleri genelde Giovanna Dos Santos ve Çiğdem'di. Çiğdem de kulüp değiştirdi değerli futbol severler. Giovanna da Norveç'te futbol hayatına devam ediyor. Farklı kültürleri, farklı ülkeleri ve farklı futbol yapılarını yaşamak istiyorum demişti Giovanna Dos Santos bana. O yüzden her sezonu farklı bir kulüpte, farklı bir takımda, farklı bir coğrafyada geçirmek daha çok hedeflediğim nokta demişti. Ve nitekim sezon sonu Giovanna Dos Santos da önce ülkesine döndü, sonra Norveç'te futbol hayatına devam ediyor. Ki Berna Yeniçeri ve Yağmur Uraz da geçtiğimiz sezon ilk 11 oyuncularımızda. Onlar da dün Galatasaray karşısında, daha doğrusu Galatasaray forması altında Fenerbahçe karşısında mücadele ettiler. Ve diğer grubun mücadelesinde derbide Galatasaray son dakika golüyle maçı kazanan taraf oldu değerli futbol severler. Tempoyu yükseltmeye çalışacak takımımız yavaş yavaş. Bu grupta bay geçilen haftalar olacak. Çünkü diğer gruptan bir takım eksik, 9 takım. O yüzden her hafta bir takım bay olacak değerli futbol severler. Bunun da statülerini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Grup liderleri direkt olarak giderken Leofa ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü, beşinci ve altıncı sıradaki takımlar playoff mücadeleleri sergileyecekler. İlginç bir statüsü var Başak.
bir anda topu kontrol etti ve kaleci tuşuyla karşı karşıya kalacaktı ama offside bayrağı havadaydı değerli futbol severler. Şimdi indiği yerde Gizem, tecrübeli isim. O da geçtiğimiz sezon uzun sakatlıklar yaşadı. Zaman zaman formasından ayrı kaldığı anlar oldu ama oynadığı zaman da her zaman katkıları yadsınamaz kıymetli bir futbolcu değerli izleyenler. Uzun bir taç atışı tekrar Gizem, topu karşılayan isim oldu. Berivan yerde, ikili mücadelede Peterson'la girdiği ikili mücadele, hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve oyunu durduruyor Emine Hoca değerli futbol severler. Berivan. Darbe aldı. Tabii fizik olarak da Petersen güçlü bir isim. Ganalı ismi onunla çarpıştı. Sibel havalandırıyor topu. Tekrar Petersen. Kontrol geldi Gizem'den. Petersen. Jeleko. Jeleko sağ tarafa doğru gönderilen bir top var. Şimdi o bölgeye doğru hareketlendi. Dediğim anda Diyan araya iyi girdi Zeynep Gamze Koçer. Ki maçın başında da söylediğim gibi geçtiğimiz sezon hücum hattında, forvet hattında veya kenar forvet noktalarında çok izledik, çok gollerini anlattım sizlere Zeynep Gamze Koçer'in. Ama bugün sol bek mevkisine yardımcı oluyor ki biliyorsunuz ki hem milli takımın hem de Beşiktaş'ımızın sol beki Didem Karagenç. Didem'in sakatlığı var. Riske etmedi hoca, Suat Hoca. Dolayısıyla da bugün yine kenarda takımıyla beraber Didem Karagenç ama dolayısıyla takımın sol bek mevkiinde bizlere yardımcı olacak dedi Suat Hoca. Değerli futbol severler, Suat Hoca'yı da tekrar tekrar sizlere anlatmaya gerek yok. Bu sezon takımla beraber sevgili Suat Okyar, Beşiktaş'ın çok kıymetli ismi, rahmetli Vedat Okyar'ın oğlu. Milli takım düzeyinde çok farklı yaş gruplarında görev yapan tecrübeli bir teknik adam Suat Okyar değerli futbol severler. Taraflı tarafsız Türk futbol severlerin ama en çok da Beşiktaşlıların çok büyük sevgiye, saygı, hürmet duyduğu bir isimdi babası Vedat Okyar. Onu da sevgiyle, rahmetle analım değerli futbol severler, sevgili Beşiktaşlılar. Sibel, şimdi Fatma, sol tarafa uzun bir top. Zeynep Gamze Koçer indirdi. İndirdiği yerde Diyan'la ikili mücadeleyi kaptırıyor topu. Taç. Özlem şimdi kullandı. İkili mücadeleler var. Yine taç aynı noktada. Özlem kaptan kullanacak şimdi taç atışını. Yerden Jeleko başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başladı siyah beyazlı futbol severler ve an itibariyle de susmadılar. 8. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlikle geçildi Çilekli'de. Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri stadında değerli futbol severler oynanıyor mücadele. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz üzere Gebze'de Alaaddin Kurt Stadında oynuyorduk maçlarımızı. Bu sezonun iç sahadaki ilk maçı burada oynanıyor. Özlem. Bir kontrol orada. Belemu. Esra Erol girdi araya. Şimdi Seda. Seda bugün gol atacağı içine doğmuş. Öyle söyledi bana maçtan önce. Bakalım olacak mı? Şimdi sol taraftan atak geliştiriyoruz. Beyza. Beyza son çizgi. Dışarıya çıkıyor top. Köşe vuruşu. Beyza Kara değerli futbol severler. Hamburg'dan geldi. Almanya'dan şampiyonluk yaşadı. Yetenekli bir isim. Yeni transferlerinden ilk 11'de oynayan Kevser Kartal da Antalya Spor'dan geldi.
Şimdi paslaşarak kullanmayı tercih etti takımımız. Beriban sol ayağı etkilidir. Orta geldi Beriban'dan. Bir yumruk dışarıya doğru uzaklaştırıyor şimdi. Hakkari Gücü kontratağa gelişecek. Ters kademeye girdi Zeynep Gamze Koçer. Aferin Zeynep. Ters kademeye girdi ve topu da kazandıktan sonra atağa kaldıracak şimdi takımımızı. Ama orada araya giriyor Petersen. Zeynep Gamze Koçer görev alanına hızla geri dönüyor. Belemo, taç, Beşiktaş kullanacak dedi yardımcı hakem. Başlaması kuvvetle muhtemel bir kontratağa ters kademeye girerek bertaraf etmeyi başardı Zeynep Gamze Koçer. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen, uzun yıllardır bu formayı terleten çok kıymetli, yetenekli bir isim değerli izleyenler. Dışarıya doğru açılan bir top var. Paslaşarak içeriye hareketlenmeyi tercih etti Jereko. Şimdi uzaklaştırıyoruz Gizem'le. Dengeli bir oyun oynanıyor şu ana kadar değerli futbol severler. Henüz oyun üstünlüğünü ele geçiremedi siyah beyazlarımız. Düdük geldi, faul. Yine Hatayspor'dan Tuğçe Bayındır, Avusturya'dan Dilan Yeşim Taşkın, Trabzonspor'dan Melisa Nilgün Keser, Dijon'dan milli futbolcu Meryem Mas'ı, Antalyaspor'dan Azeri Forvet Esra Manya'yı, Hollanda'dan Tülin Kuyucak'ı, Kanadalı iki futbolcusu Natasha Şirizu ve Opong Oduro'yu kadrosuna kattı siyah beyazlarımız. Bu sezona yenilenen bir yapıyla girdi. Teknik ekibinden tutun da futbolcusuna kadar değerli futbol severler, idari kadroya kadar. Köşe vuruşu kullanacak değerli futbol severler. Hakkari Gücü takımı. Ceza sahası oldukça kalabalık. Orta geldi. Bir kafa vuruşu üst direkten dışarıya. Petersen. Patience, Petersen, Kundo. Yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ve üstten direğe vurup out'a gitti top. Berivan, Seda Nur. Yerden gönderdi Zeynep Gamze Koçer. Sol çizgi önünde. Şimdi Beyza Kara. Taç bizim. Birkaç hamle sonra topu kontrol etmek istedi orada. Başaramadı. Tekrar ikili mücadeleler, yerde kalıyor Beyza. Zulu kontrolleri iyi. 7 numarayla izliyoruz değerli futbol severler. Hakkari Gücü takımının forvet oyuncusu. O da geçtiğimiz hafta yüksek performansla takımına yardımcı olan bir isim. Rakip yer alanının ortalarına yakın bir noktada şimdi faul atışı kullanacağız değerli futbol severler. Berivan İçen, Beyza, Gizem, Zeynep Gamze Koçer, Esra Erol, Sevgi Çınar. Sibel de gitti. Kalabalık gittik. Berivan yaptı ortasını arka tarafa doğru. Bir kafa vuruşu gelecek mi? Savunma uzaklaştırıyor. Atağı sürükleyeceğiz Sevgi ile. Suzan girdi araya. Suzan Sevgi Çınar'a çarptırıyor topu değerli izleyenler. Taç atışını kullanacak şimdi Süheyla. Süheyla uzun bir taç. Berivan havalandırıyor topu değerli izleyenler. Seda. Şimdi Başak. İkili mücadeleler var. Tekte bıraktı Sevgi Çınar. Çekti topu Sevgi. İçeriye doğru Berivan içer. Şimdi harika pas trafiği. Sevgi Çınar sağ taraftan sürükleyecek atağı. Sevgi yaptı ortasını içeriye doğru. Elle bir temas işareti var Başak'tan ama oyun sürüyor. Suzan tekrar Sevgi. Berivan'dan şık topuk pası. Kevser pas hatası. Kontrola gelecek şimdi Peterson. Esra tecrübeli isim girdi araya, aldı topu Esra. Şimdi dönmek istedi. Düdük gelecek mi? Kalk diyor. Kalk dedi. Atak sürecek. Zulu dikkatli olmamız gerekiyor. Tehlikeli bir isim Zulu. Aşırtma bir vuruş. Üst direkten döndü. Tehlikeli bir isim, az önce altını çizdim. Geçtiğimiz hafta
çok önemli işlere imzayı attı. Zulu. Zambiyalı forveti Hakkari takımının. Ona çok dikkat etmek gerekiyor değerli futbol severler. Zeynep Gamze Koçer. Şık bir çalım denedi orada. Beyza başaramadı ama top bizde kaldı değerli izleyenler. Gizem oyunun yönünü sağ taraf olarak belirledi. Şimdi Kevser. Kevser Kartal yerden göndermek istedi. Nereye? Rakibine. Süheyla. Uzun top. Gizem Gönültaş karşıladı. Gamze. Seda. Orta yuvarlan rakip yer alanına bakan diliminden. Şimdi kendi yer alanına geçti Seda Nur. Kevser. Berivan. Taç çizgisinde paralel bir top olmadı. Evet, şu dakikaya kadar çok etkili pozisyon bulan taraf Hakkari Gücü oldu. İki top bir kafayla, bir de az önce Zulu'yla direkte patladı değerli futbol severler. Dikkat edilmesi gereken oyuncuları var Hakkari Gücü futbol takımının. Süheyla. Tekrar kendisinde Süheyla havalandırıyor topu. Zulu. Esra Erol. Şimdi Seda. Uzun top. Başağa doğru. Başağı genelde geçtiğimiz sezon orta sahada izlemeye alışkınız. Bugün biraz daha gol ayağı gibi oynuyor takım dizilişinde. Suat Hoca 4-1-4-1 şeklinde bir taktik dizilişle oynuyor değerli izleyenler. Peterson karşılamıştı. Zeynep Gamze Koçer Seda. Tekrar Peterson kontrol. Cereko. Şimdi Berivan'da kalacak mı? Çekti topu Berivan. Oyunun yönü değiştiriyor. Şimdi sağ tarafta Kevser. Kevser yerden bıraktı Seda. Seda taç çizgisinde paralel iyi yere. Berivan alabilecek mi? Hızla geldi oraya. Vivian topu. Vivian Nasaka Makahoka değerli izleyenler Kenyalı stoperi. Yine uzun top. Fatma çıktı kalesinden ama offside bayrağı da havada değerli futbol severler. Esra Erol ve Sibel'in arkasına Zulu'yu kaçırarak oynamaya çalışıyor Hakkari takımı değerli futbol severler. Cemile Timur teknik sorumlusu bu takımın. Bayrak havada, bayrak havada, bayrak havada. Bir anda acaba stoperlerimiz neden hamle yapmadılar diye baktığımda Esra Erol'un elinin havada olduğunu gördüm ve yardımcı hakem bayrağını kaldırmıştı değerli futbol severler. Endrek serbest vuruşla oyunu başlatacağız. Sibel. Gizem. Kevser yerde kaldı, oyun devam edecek. Taç atışının siyah beyazlarımız kullanması yönünde beklentiler içerisindeydi takımımız ama yardımcı hakem, birinci yardımcı hakem aynı kanatta değil Semra Bulut. Uzaklaştırıyoruz Gizem'le. Gamze kontrollü bir şekilde topun tuşuya gelmesini sağladı. Karşılaşmada henüz gol yok. Dakika 18 değerli futbol severler. Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesislerindeyiz. Ev sahibi konumundayız ve Hakkari Gücü'nü konuk ediyoruz. Esra Erol sektirdi topu. Zeynep Gamze Koçer kontrollü bir şekilde Fatma Şahin'in almasını sağladı topu. Fatma da bekletmeden topu yerden Sibel'e bıraktı. Sibel Duman. O da kara gümrük formasıyla geçtiğimiz sezonu tamamlayan bir ismi. Siyah beyazlarımızın bu sezon Beşiktaş forması giyiyor. Ama oyun devam ediyor. Evet, Gizem durdu. Oyunu durduracak zannetti hakem ama oyun sürüyor. Geri pas. Vivian. Süheyla. Tekrar Vivian. Pres var. Sevgi bastı orada. Çıkmış olmalı. Evet. Tabii maçı anlattığımız açıdan bazen bulunduğumuz noktadaki
çizgiyi tam göremeyebiliyoruz ve o açıyı yakalayamazsak eğer şimdiden kusurumuza bakmayın. Bunu hatırlatalım değerli futbol severler. Sibel. İri pas Fatma Şahin. Uzun top. Koçer iyi sıyrıldı. Birinci rakibinden iyi sıyrıldı. Ama orada bir pas hatası geldi. Beyza'dan. Jereko uzun top. Esra indirdi. Sevgi Çınar. Özür dilerim. Seda Nur. Düzeltiyorum. Her geçen dakikada Beşiktaş taraftarının sayısı tribünde artmaya devam ediyor değerli futbol severler. Gerçekten güzel bir hava var. Tribünlerin dışındaki sahayı görebilen her noktada da taraftarlarımız mevcut. Kevser. Son çizgiye doğru gidiyor Kevser. Müdahale geldi orada. Vivian'dan. Taç bizim. Berivan İçen. Orta içeriye doğru. Arka tarafa bir kafa vuruşu. Gizem etkili dokunamadı. Belki de rakibinden geçmeyeceğini düşündü Gizem. Sevgi alabilecek mi alamadı Süheyla. Havalandırıyor topu. Peterson. Şimdi kontrol geldi. Vivian. Jereko. Belemu da ilginç. Saç rengi ve şekliyle dikkat çeken ismi Hakkari Gücü takımının şu anda topa doğru hamle yapan ismi. 18 numarayla izliyorsunuz onu. Zulu sağ tarafa doğru bıraktı şimdi. Suzan. Topu kazanabilirsek bir kontrol olabilir ama ayağından açtı Seda. Kaptan Özlem. Zeynep Gamze Koçer. Seda sektirdi topu. Başak Gündoğdu. Kaptan Başak nereye? Anlaşmazlık var Berivan'la. Şimdi Kevser iyi top. Sevgi Çınar. Çabuk çıkmamız lazım. Sevgi rakibin üzerine doğru gidiyor Sevgi. Ayağından açtı biraz. Gamze. Özlem. Yerden gönderdi. Belemu. Süheyla. Peterson. Belemu. Şut açısı aradı. Belemu. İyi kapattı Esra. Atak sürecek. Belemu. Döndü ekseni etrafında. Diyan. Belemu. Etkili bir atak daha. Belemu. Son çizgiye indi. Belemu. Yerden. Ve top ağlara gidiyor maalesef. Belemu. Topu ağlara gönderen isimdi. Bir anlık konsantrasyon eksikliği değerli futbol severler. Sağ tarafa gönderilen top Belemu'nun hareketli bir futbolcu olduğunu sizlere aktardım ki Zulu da bunlardan bir tanesi. Henüz 22. dakikaya gelirken Hakkari Gücü takımı 1-0 üstünlüğe yükseliyor değerli izleyenler. Erken reaksiyon vermemiz lazım. Oyunun üstünlüğünü ele geçiremedik değerli izleyenler. Tipik bir orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor diyebiliriz aslında. Ama golü bulan taraf konuk ekip oldu şimdilik. Kevser. Bıraktı aşağı doğru. Vivian taça gönderiyor topu. Berivan İçen. Sol tarafa uzun bir top Zeynep Gamze Koçer'e doğru. Aldı Koçer. Savunma arkasına doğru geçmedi geçse. Başak bomboştu. Esra Erol. Topun kontrolünde Fatma'ya gelmesini sağladı değerli izleyenler. Sibel. Kevser sağ beki Beşiktaş'ın sol beki bugün. Başında da maçın söylediğim gibi Zeynep Gamze Koçer. Uzun top.
Sevgi iyi indirdi Kevser'e. Kevser kurtarabilecek mi topu Başak? Aferin, iyi sıyrıldı Başak. Yerden bıraktı şimdi Seda Nur'a. Seda sol tarafa doğru gönderdi. O bölgeye doğru hareketlenen şimdi Beyza. Beyza içeriye doğru hareketlendi Beyza. Son çizgiye, top hala kendisinde Beyza. İkili mücadeleler var. Köşe vuruşu. Berivan gitti şimdi. Köşe vuruşunu kullanmak üzere değerli futbol severler. Berivan içeri, arkadaşlarının ceza sahası içerisindeki dağılımına baktı. Kalabalık gittik yine. Orta geldi içeriye doğru. Sekiyor top ama uzaklaştıramadılar. Şimdi Başak Gündoğdu. Beyza yerden göndermek istedi. Esra iyi girdi araya. Çok tehlikeli olabilirdi. Özlem alamıyor topu. Taçı siyah beyazlarımızın kullanması lazım. Evet. Kontra ataklara çok dikkat etmek gerekiyor ki 7 numaralı futbolcuları Zulu ve 18 numaralı futbolcuları Belembo oldukça hareketli isimler. Şimdi kullandık. Gamze, Belembo, Peterson. Baskısı var Sevgi'nin. Peterson. Özlem havalandırıyor topu. Esra Erol topun altında. Şimdi Seda indirmesi lazım. Seda attı rakibinin sağından, geçti solundan. İkili mücadeleler. Top hala kendisinde Seda. Teknik kapasitesi yüksek bir ismi. Takımımızın değerli futbol severler. Oynayın dedi. Şimdi Berivan. Ne yapacak Berivan? Orta yapamıyor. Şimdi Gizem Gönültaş. Zeynep Gamze Koçer. Esra. Esra. Beyza. Seda'ya göndermek istedi ama istediği gibi bir pas olmuyor maalesef değerli izleyenler. Out atışını şimdi kullandı tuşu Seda Nur. Seda oyunun yönünü değiştirmek istedi ama orada araya girdi Suzan. Sibel uzaklaştırıyor topu. Berivan, Peterson ikili mücadelesi. Suzan. Şimdi Sevgi geldi. Gizem Gönültaş. Kıyasıya mücadeleler var. Uzun top. Kaptan Başak presle devam ediyor. Orada bir hata geldi. Kaptan Başak alabilecek mi? İkili bir mücadele. Tuşu ve Başak yerde kaldı kaptan. Anlık bir hata geldi orada. Vivian kısa düştü. Kafayla göndermek istediği geri pası. Araya da iyi girdi aslında kaptan Başak ama bir müdahale gerekiyor. Takımın fizyoterapisti sevgili Emre ve Sertan hızlı bir şekilde kaptan Başak'ın yanına harekete geçtiler. Bu esnada da Suat Hoca da takımı yanına çağırdı. Bir su molası da doğal olarak kendiliğinden oluşmuş oldu değerli futbol severler. Suat Hoca'nın takımına uyarıları var. Biraz daha oyun üstünlüğünü ele geçirmemiz gerekiyor değerli izleyenler. Evet, daha çok top yapmaları ve daha ayağa oynamaları yönünde takımın tecrübeli isimleriyle birlikte Suat Hoca'nın da arkadaşlarını, takım arkadaşlarını uyardıklarını görüyorum hocanın da. Bu arada ilginç bir an. Beşiktaş takımımız sahaya tam yerleşmeden oyunu başlattı. Karşılaşmanın hakemi. Kontrolsüz yakalanabilirdik. Düdük gelmesi lazım ve kart çıkması lazım. Ama Emine Hoca aynı fikirde değil. Sadece faul.
Gerçekten ilginç bir an yaşandı az önce. Moladan dönerken hazırlıksız yakalandı takımımız. Gerçi Hakkari takımı da henüz sahadaki dağılımını gerçekleştirememişti ama çabuk başlattılar oyunu. Taraftarlarımız bugün gerçekten düdükle birlikte başladılar ve hiç susmadılar. Gizem döndü şimdi. Gizem. Gizem Gürültaş, taç bizim. Taraftarın bu desteğine mutlak surette bir golle cevap vermek gerekiyor değerli izleyenler. Berivan. Son çizgiye inecek Berivan. Köşe gönder dibindekili mücadeleler var. Top hala Berivan'da. Yerden dışarıya doğru bıraktı şimdi Esra. Orta arka tarafa doğru sekecek mi, sekti. Gol pozisyonu, aşırtma bir vuruş nereye, dışarıya. Maçın başından bu yana Beşiktaş'ımız adına en net gol fırsatından yararlanamadık diyebiliriz değerli izleyenler. Beyza Kara arka tarafta bir anda topu önünde buldu ama kaleci tuşunun da açıldığını görünce aşırtma bir vuruşla topu alana göndermek istedi ama olmadı. Atış kullanıldı. Gizem. Jereko. Gizem. Jereko. Uzun top. Aman dikkat. Esra. Fatma. Esra'ya doğru göndermek istedi, olmadı. Fatma al artık bu topu. Ve Fatma Şahin topu kontrol etmeyi başarıyor. Savunma arkasına atılan toplara çok dikkat etmek lazım. Beyza Kara bu dakikada Sevgi Çınar'la kanat değiştirdi değerli futbol severler. Sevgi sola, Beyza sağ tarafa geldi. Uzun top. Şimdi kafayla indirdi topu kaptan Başak. Gizem Gönültaş. Gizem hareketlenmişti, Sevgi görmedi onu. Yerden gönderdi şimdi Beyza'ya. Beyza iyi yere ama alamadı Berivan. Belemu. Belemu çekti topu. Yerden. Diyan. Belemu çok hareketli gerçekten. Gizem kalecisi Fatma'ya. Mesude'yi de kale arkasında ısıtıyor hoca. İkinci yarı belki bir Mesude değişikliği görebiliriz hücum hattında. Koçer yerden gönderdi. Orada bir darbe var ama oyun devam ediyor. Peterson bıraktı şimdi Süheyla. Tekte bıraktı Suzan'a. İyi girdi araya Kevser. Berivan riske girmedi. Seda yerde. Sağlık ekibini çağırmıştı aslında yardımcı hakemden de onayını almıştı fakat Seda gerek duymadı tedaviye. Sibel. Sibel uzun top. Kevser. Onu koşu yoluna doğru ama Kevser bir anlık hata aslında. Vivian topa temas etmişti. Tahmin edemedi önüne kalacağını Kevser. Daha dikkatli olsaydı o topla birlikte etkili bir atağı gelişebilirdi siyah beyazlarımızın değerli izleyenler. Dakika 33. Hakkari Gücü'nün 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kevser kaçırdı ayağın üzerinden. Süheyla Suzan top istedi, daha uzun göndermek istedi. Şimdi Başak. Başak indirdi. Çizgi üzerinde bir mücadele izleyeceğiz ama Başak'ın itirazları var. Benden çıkmadı şeklinde. Semra Hoca aynı fikirde değil. İstediği oyunu bir türlü
sahaya yansıtamadı takımımız değerli futbol severler. Başak, Petersen havalandırıyor topu. Jericho, Dian. Taç kullandık şimdi. Gizem Gönültaş. Gizem. Top hala kendisinde. Gizem yerden bir müdahale var. Oyun sürecek mi? Düdük şimdi geldi. Önce avantaj dedi Emine Hoca. Daha sonra avantajı kaybedince siyah beyazlarımız değerli futbol severler düdüğü çaldı. Seda da şu an kenara geldi ve küçük çaplı bir tedavi uygulanıyor. Sağ diz alt bölümünde bir darbe söz konusu. Berivan yine topun başındaki isim. Seda'nın devam edebileceğini bakalım birazdan göreceğiz. Berivan yaptı ortasını içeriye doğru. Kafa üstten dışarıya. Ama önce bayrak havada. Savunmadan koptu gitti Sibel Duman. Endrek serbest vuruşla oyun başlayacak ama Seda'nın durumu iyi görülmüyor kenarda. Şu anda sizin göremediğiniz açıda değerli futbol severler. Seda'nın bir sağlık durumu söz konusu. Kenara aldılar şimdi Seda'yı ve müdahale devam edecek. Hocadan izin alındı. Yine uzun top. Aman dikkat. Sibel. Topu yine doldurdular içeriye doğru. Zulu yakalayamaz. Çünkü topun şiddeti o kadar yavaş değil. Kalabalık bir yedek kulübesi var siyah beyazlarımızın değerli futbol severler. Yedek kaleci Tuğçe Bayındır. İdem Karagenç sakat. Bugün bu takımda görev alamıyor kaptanlarından. Dilan Yeşim Taşkın, Melisa Nilgün Keser, Meryem Mas, Esra Manya, Mesuda Alayont, Tülin Kuyucak, Natasha Şirizu ve Cristabel Oponk Oduro kenarda forma şansı bekleyen isimler. Gizem pas verebilecek bir arkadaşlar ama nereye atacak bakalım. Berivan'la ikiye bire girdiler. Gizem Gönültaş, Berivan hareketlendi. Gizem sıyrıldı rakibinden. Yerde kaldı ama oyun devam edecek. Hem Esra Manya'yı hem Mesude'yi ikisini birden ısıtıyor şu anda hoca. Hücum hattını biraz daha desteklemek lazım ve sarı kart çıkacak. Berivan İçen. Maçın ilk sarı kartı bu. Meryem Mas'ı da kale arkasına ısınmaya gönderdi değerli futbol severler. Suat Hoca. Gamze kullanacak faul atışını. Tek kişilik baraj var. Ceza sahası ön çizgisinde hat düzeninde sıralandı futbolcular. İçeriye doğru Fatma'da kalıyor top. Koşu bekliyorum işaretleri, hareketleri vücut dilinden anlaşılan Gamze'nin ama arkadaşlar ona uymadılar. Beyza ikili mücadele. Beyza aldı topu. Beyza yerden bıraktı Başak'a doğru. Ama Başak'ın alabileceği bir hızda olmadı bu top değerli izleyenler. Dakika 38. Bir sıfırlık konuk ekip üstünlüğü sürüyor. Bir değişiklik gelecek şimdi. Evet, Esra Manya Seda'nın yerine oyuna dahil oluyor. Antalya Spor'da geçtiğimiz sezon forma giymişti ve Beşiktaş'a karşı da her iki maçta görev almıştı Esra. Fizik yapısı oldukça güçlü bir isim.
yetenekli bir futbolcu, Azeri futbolcu, değerli futbol severler. Aynı zamanda da Azerbaycan milli takımının da formasını terletiyor Esra. Seda'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dileriz önemli sakatlığı yoktur. Seda Nur oyundan alındı. Taç atışıyla oyunu başlatacağız. Kevser Esra'ya doğru. Esra, şimdi Esra çevirdi topu dışarıya, korner. Esra Manya hemen etkisini hissettirdi. Mutlaka ilk yarı bitmeden skoru eşitlememiz lazım. Kalabalığız yine. Esra, Gizem, Zeynep Gamze Koçer, Esra Erol. İçerideki isimler orta arka tarafa doğru. Bir kafa ve topalarda gol. Esra Manya. Esra attı. Harika bir kafa golü. İşte az önce oyuna girdi. Seda'nın yerine oyuna dahil oldu değerli futbol severler. Fizik üstünlüğünden bahsetmiştim. Yetenekli bir isim olduğundan bahsetmiştim. Ve onun üzerine adeta bizlere cevap verircesine Esra'nın golü skoru eşitledi değerli futbol severler. İçeriye girmeden skoru eşitlememiz lazım dediğim andaki bu köşe vuruşu kenardan bir işaret aldı sevgili Çınar. Yardımcı antrenörlerden değerli futbol severler iki eli havaya kaldırarak bir işarette bulundular Sevgi'ye. Yani onlar tabii kendi aralarında bunu biliyorlar. Bunun bir dili var. Bir jargonu var belli ki. O köşe vuruşunu Esra'ya doğru gönderdi Sevgi. Esra da bu ikramı affetmedi. 1-1. Esra yine kurtardı topu rakibinden. Esra Manya bıraktı sağ tarafına doğru. Şimdi Berivan içer, rakip yer alanın içerisindeyiz. Biraz sert bir top. Beyza alamaz. Bu iyi oldu değerli futbolseverler. Yarı bitmeden skoru eşitlememiz tabii biraz da oyunun psikolojik üstünlüğünü de ele almamız lazım. Esra. Esra Manya. Şimdi tabii onun fizik gücüyle biraz daha fizik güç mücadelesini dengeleyebilmiş olmamız lazım orta alanda. Çünkü bayağı bir Peterson, Jereko, Belemu üçlüsü güçlü bir oyun sergiliyorlardı orta sahada. İşte nitekim Jereko, kaptan Özlem. Uzun top. Zeynep Gamze Koçer indirdiği yerde Gizem. Çabuk çıkmamız lazım Gizem. Aman pas hatası. Savunma arkasına doğru kaptan. Fatma'da kalıyor top. Dikkatli olmamız lazım. Anlık hataları değerlendirebilecek isimleri var. Şimdi Gizem Gönültaş. Gizem uzun top. Kafayla indiremedi Kevser. Beyza yaklaşmıştı yanına. Artık ilk yarının son bölümlerindeyiz değerli futbol severler. Suzan havalandırdı. Sibel, Süheyla, şimdi tekrar Gizem. İlk yarı bitmeden ikinci golü bulsak ne kadar güzel olur. Şimdi Gizem, kaptan Başak. Aldı topu Kevser. Sakin Başak. Savunma arkasına uzun bir top Fatma. Hemen aldı topu Fatma. Başak biraz sinirlendi ve rakibini de karşılaşmanın orta hakemine şikayet ediyor diyebiliriz. Zeynep Gamze Koçer. Sol taraftan yine atak geliştireceğiz. Bilver Kaç. Araya girdi savunma. Zulu. Bravo Sibel. Koçer. Esra. Koçer. Kaptan Özlem. Bu dakikalarda golle birlikte biraz daha oyunun üstünlüğünü ele aldık diyebiliriz ki ilk yarının artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dakikalar 43'ü bitirdiğimizi gösteriyor değerli izleyenler. Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisi burası. Çilekli tesisleri futbol severler eski adıyla öyle bilir. Havalanıyor top. Suzan iyi döndü. Suzan. Zulu. Kazandık topu Esra. Berivan.
Nereye? Esra girebilecek mi oraya? Esra Manya. Yerden Fatma'ya. Fatma. Şimdi Sibel Duman. Sibel. Baskısa düştü Sibel. Aman dikkat. Berivan aferin. Sibel riske girmedi. İyi kontrol Beyza. Şimdi Berivan'a. Berivan'dan sağ tarafa uzun bir top alabilecek mi Kevser? Alamıyor. Final paslarını biraz daha dikkatli yapmamız lazım. Yerden kontrol edebilecek mi? Beyza edemedi. Bu arada Suzan yerde. Hakkari takımında değerli futbol severler. Hakikaten korkuyasıya bir maç oluyor. Seyir zevki açısından keyifli bir maç. Skoru dengeledik. Bakalım kaç dakika oynanacak? 2 dakika daha izleyeceğiz değerli futbol severler. Mücadeleyi dakika 45 artı 2 oynanacak. Topun oyunda olmadığı süre işaret edilecek şimdi. Yüzüne bir darbe var. Beyza'nın oyun sürecek. Evet, karşılaşmanın 4. hakemi Büşra Albay elektronik panelde 2 dakika daha oynanacağını işaret ediyor. Değerli futbol severler. Bir köşe vuruşu hazırlığı içerisinde Hakkari takımı değerli futbol severler. Ceza sahası yine kalabalık. Dikkatli olmamız lazım. Orta, arka tarafa doğru. Esra Erol. Başak dokunamadı. Esra Manya. Şimdi Başak Gündoğdu uzaklaştırıyor. Bakalım Beyza alabilecek mi? Suzan. Müdahale geldi. Aferin. Gizem alamadı topu. Oyun sürecek. Zulu. Süheyla. Kalecisi Tuşlu'ya kadar döndü. Vivian. Sağ tarafa kaptan Özlem. Tekrar Özlem. Jereko. Gamze. Diyan. Diyan. Jereko. Kazandık şimdi topu. Müthiş bir çalım geldi sevgiler. Harika hareketler ve tribünden de alkışı aldı. Sevgi Çınar'ın ince çalımları. Gerçekten siyah beyaz futbol severlerin altını çizmek lazım kalın çizgiyle. Her zaman olduğu gibi yine susmak bilmeyen tezahüratlarıyla takımın yanındalar yine bugün. Şimdi Berivan sol tarafa iyi yere, bayrak havada mı? Hayır değil. Ama etkili kullanılamadı. Evet, dünden bu yana güneş etkisini İstanbul'da hissettiriyor değerli izleyenler ve bu güzel havada erken bir saatte bu pazar gününde hınca hınç doldurdular stadı. Taraftarlarımız ikili mücadele. Kevser oyun sürüyor. Belemu. Kevser yerde ama oyun sürüyor hala. Sibel Duman riske girmedi. Kevser de kalktı. Jereko. Şimdi Gamze. Savunmamızın arkasına doğru Fatma Şahin. Ve ilk düdük geldi değerli, özür dilerim, son düdük geldi değerli futbol severler ve ilk yarının, ilk 45 dakikanın bir sona erdiğini işaret eden düdüğünü çalıyor karşılaşmanın orta hakemi Emine Öz değerli futbol severler. Esra Manya oyuna girdikten sonra belki de ilk topla buluşmasıydı ve köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başardı ve skora dengeyi getirdi. İkinci 45 dakikada yine Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü spor tesislerinde değerli futbolseverler bu mücadelenin ikinci 45 dakikasının heyecanını da sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz.